Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir Farming Simulator bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar Farming'deyiz. 4-5 gün mü oldu? Allah bilir kaç gün oldu. Dostlar, Farming gelmemesinin sebebi şuydu. Hatırlarsanız sludge yapacaktık. Sludge için yol bile açtık, hani sludge taşıyabilmek için falan. Hani sludge tek başıma yapmak istemediğim için yanıma birilerini çağırmam gerekiyordu. Hani normal yani tanıdıklarımdan çağıramıyorum çünkü şu 285 özel mod, bu Same özel mod, bu TD özel mod sadece bu Erkund paylaşımda. O yüzden normal tanıdık çağıramdan kişileri alamıyordum. Regner Bey ve Barış Ağabey'le girecektik. Bundan 2-3 gün önce falan olması lazım. Hani ben o gün çok yorulmuştum. Şöyle böyle benden kaynaklı bir şekilde. O gün iptal oldu. Aradan 1-2 gün geçti işte. Şöyle böyle derken. Bu sefer de daha demin işte 10 dakika önce Regner Bey'in yanındaydım. Adamla gireceğiz falan, modları falan atıyorum Regner Bey'e böyle. Şak, adamın interneti gitti lan, konuştuğumuz yerde adam konuşuyordu, hık dedi internet gitti, şaka gibi telefondan geldi böyle şöyle böyle falan. Valla geçti, hani daha da uzatmak istemiyorum, sizde farming istiyordum farkındayım, o yüzden bugün artık farming'e giriş yapacağız. Yani yarın Regner ve Barış abi ile gelecek bir bölüm, ama bugün hani gelmek zorunda olduğu için artık farming'i sizler bekliyorsunuz. O yüzden farming geldi artık dayıcım. Sizlerden ricam, daha videonun başındayken bu kadar olumsuzluğa rağmen, bir de uzun bir süre farmingsizliğin ardından güzelinden bir like'larınızı bekliyorum abi. Like'lar çok önemli. Abonelikler zaten söylemiyorum bile abi. 10.000 aboneye doğru böyle size nasıl söyleyeyim? Böyle adım 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 gidiyoruz dostlar. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Şimdi bugün ne yapacağız diye soracak olursanız, kapak fotoğrafında falan göreceğiniz üzere çiftliğimizden 3 tane traktöre güle güle diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Şimdi bir Akpınar yasası getirdim abi. Bundan sonra 10 saati geçen traktör satılacak, yerine yeni traktör alınacak. Görmüş olduğunuz gibi 13.1 saate gelmiş TD. Hem de özel olduğu için başka arkadaşlarımla da girebilmek adına. Onu öyle yapıyoruz. Bu da 10.7. Şimdi daha Ferguson 10 saate gelmedi, ama bu ikisini alana bu kampanya para yetmiyor yoksa alacağımız traktörlere. Zaten bunu da sürekli satacağız, tarla alacağız, onu alacağız, bunu alacağız diyorduk. Yani bunu zaten gözden çıkaralı bayağı olmuştu. Hani özel modlardan kurtulmak adına da o ikisini de veriyoruz. Sadece Erkund kalacak abi eski traktörlerimizden. Erkund kaç saate gelmiş bu arada? Erkund bile yani şeyden, Ferguson'dan nice önce alındı, o bile 5 saat, pardon, nice sonra alındı. Ona rağmen 5 küsür saate gelmiş. Bunu kullanmıyoruz da çekmiyor bu biraz. Bir de bilmiyorum, benim şeyime aykırı biraz. Ben yeni traktörleri daha çok seviyorum. Eskileri pek sevmem. Hem de zaten para da etmiyor anasını sattığım. Öyle satacağız bunu da. Normalde Regner ve Barış abim olsaydı hani böyle biraz roleplay usulü takılmak istiyorduk. Böyle kamyona yüklemedir, odur budur. Şimdi onları tek başıma yapsam biraz saçma olacak. Kamyonu ben getireceğim, yeni traktörü ben indireceğim, eskiyi ben bindireceğim, geri kamyona bineceğim gideceğim falan, o biraz saçma olacak. Hani Ragnar beyler olsaydı onlar gelir giderdi, onlar hallederdi, o zaman keyifli olurdu, ama şu an onlarla falan hiç uğraşmayacağım abi maalesef. Hani biraz böyle idare edin gari, bir dahaki bölüm bunun telafisi gerçekten çok güzel gelecek, bomba bir bölüm gelecek. Şimdiden onun da duyurusunu geçelim diye zorlu. Şuradan traktörlerden TD'ye 69.000'e fırlattım gitti. Erkund'a dokunmuyoruz. Same'yi de her ne kadar sevsem de özel mod olduğu için onu da gönderdik. Ferguson zaten ne para eder, ne şey eder, ne iş yapar, ne para eder. Anasını sattımın kulları. Açık Fergusoncular kızdıralım. Bu arada Ferguson güzel traktördür, ama benim aldığım modeli kötü abi. Ben yenilikçi adam, anasını satayım. Bana yenisi derseniz okey. Bir tane 57.13 hard gelebildi sonunda Buğra abimizden. Buradan da bir Buğra'ya selam olsun. Ne oluyor lan? Allah Allah. Baga girdim.
Gidemiyorum. Ne olduk lan? Oğlum 3 traktör birden sattım. Şu an olduğum yerden kıynaşamıyorum. Vay anasını sayın seyirciler. Dondum kaldım. Aman tanrım. Hiçbir şey de yapamıyorum. Ulan kaydı bile durduramıyorum. Alo. Ulan oyun. Allah Allah. Şu an oyun komple tamamen gitti gençler. Hiçbir şey benim kontrolümde değil. Ne yürüyebiliyorum, ne şey yapabiliyorum, ne alt tab atabiliyorum, ne hiçbir şey yapamıyorum. Alt F4 bile atamıyorum şu an, onu da denedim. Ne alaka lan? Allah Allah. Bak geliyorlar lan ha. Kaydı durdurma tuşları neydi lan? Dur şuradan durdurabiliyor muyum? Duraklatabiliyor muyum? Aa, o da durmuyor ki anasını satayım. Ne nane yiyeceğiz biz baba? Dayı benim bilgisayar eskimiş. Ya oyun niye çöktü bir anda anasını satayım? Ya, hiçbir şey çökmedi ki hani. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete, tamam mı? Oğlum hiçbir şey yapamıyorum lan, şaka gibi anasını satayım. Ne edeceğiz böyle? Ben bütün tuşlara basarak level atlamaya çalışıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Hani kaydı durdurup da şey falan da yapamıyorum ki anasını satayım. NSC desek o da olmuyor. Oğlum ne yapacağız buna böyle? Vay anasını sayın seyirciler. Valla komple bilgisayarı kapatacaksın. Kayıt giderse gitsin, ne yapalım dayı? Yapacak bir şey, kayıt gitmezse de haberim yok. Alan iptaldi. Aha lan kurtardım anasını satayım. Düğmeye bastım. Hayırdı. Dur şimdi. Dostlar ben şu oyunu halledip geliyorum. Evet dostlar, minik aksaklıkların ardından her zamanki belala peşimizi bırakmıyor ama neyse çözdük sonuçta, olan oldu. Şimdi oyunu falan yeniden açmam gerekti. Her şeyi yeniden yaptım. Sıkıntısız bir şekilde yargıya devam edeceğiz şimdi dostlar. Traktörleri satmıştık. Şimdi yeni traktörlerimizi şuraya mağazayı şöyle çekeceğiz babu. Hemen buradan şöyle küçük traktörlerden en küçüğünden abi, yeni yapılmış olan böyle daha taze modifiye edilmiş bir 5101 mi? Ne o lan bu? 5110G olması lazım bunun. 5101 olmuş. Değişik. Olabilir öyle şeyler. Hatta burada öyleydi. Şurada mı öyleydi lan? Neyse. Güzelinden bir modifiye ettik ufaktan abi. Yangın tüpüdür. Cam filmidir. Yanlara Sky logosudur. Öne ve arkaya Akpınar yazıdır. Hatta öndeki de sarı plaka böyle. Yani yukarıda duruyor böyle. Normal yazı değil. Güzel modifiye etti. Şu lastik böyle göründüğüne bakmayın. O sonradan düzeliyor şeye girince, satın alınca. Abi ilk traktörümüz bu. Buna minik de biraz hani böyle daha şey olması açısından abi. Biraz yürüyeyim de şu lastiği düzelsin. Bunda öyle bir bug da var abi. Bakın lastik düzeldi. Buna hafiften biraz tork bastık diye zorlu. Çünkü hani traktör kendini zor yürütüyordu. Biz de o yüzden minik bir tork bastık buna. Ağırlık bastılar mıydı, basmadılar mı hatırlamıyorum ama büyük ihtimal basmışlar çünkü arka lastikler yasmış baya. Neyse gayet güzel oldu. Böyle ilk traktörümüz buydu. İkinci traktörü zaten ben bundan yaklaşık 2-3 hafta önce almayı planlıyordum ama sürekli kıyamıyordum hani. Bu TD olsun Samuel, herhangi bir traktöre kıyamadığım için
Satıp onu alamamıştım. Şimdi abi bir Neolant gider, bir Neolant geri gelir diyerekten abi. TR510. Yani çok manyak bir traktör abi. Yani gerek yani hani güzel modifiye edildiğinde kendini çok güzel gösteren bir traktör abi. Bakacağız şimdi. Bakayım abi ayarlayacağız. Yok, Westegen'de güzel bir lastiği yok abi bu arkadaşımızın. Yok. Continental bilmem ne de yok. Güzel, ince lastik seçeneğinin olması bizim işimize gelir. Westegen Continental. Ama Westegen'den bir şeyler çözsem ben buna nasıl olur? Aa böyle kalın lastik olduğundan inadına bu traktör. Balon bir. Bu ne oluyor? 38 jant balon 2. Ha şöyle lastik açıklığını arttırdığımıza göre ön ağırlık. Bu ne anasını satayım ya? Yok. Sade güzeldir. Bizim kendi çamurluklarım, pardon, tamponlarımızdan takarız. Tampon zaten bir traktörü göster, pardon, çamurluk zaten bir traktörü gösteren en güzel şeylerden birisidir. Hani birincisi tampondur, ikincisi şeydir zaten. Çamurluktur benim gözümde. Abi bu ikisi traktörün her şeyini değiştirir yani size öyle söyleyeyim. Cam filmi ya çok koyu olmasın ya. Çok koyu olduğu zaman iyi olmuyor. Ancak benim bir çer döverim de vardı hatırlayan hatırlar. Çakar tabii ki olsun. Camlarda yazı tam fazla bir aksiyonlu bir şeysi yok. Sadece maşallah varmış. O da olur. Ön jant ağırlığı kesinlikle güzel gösteren detaylardandır. Şu an janttan dolayı biraz göstermedi gibi ama bakarız. Egzoz koruması bu da güzel gösteren bir detaydır. O yüzden bunu ön yükleyici zaten Erkut bizim ön yükleyici abi. Jant rengi değişiyor mu? Aa değişiyor baba. Baba bunu internette gördüm. Adamın biri gri yapmış tamam mı? Abi çok güzel göstermiş. Zaten bu premium bir traktör olacak. Şöyle koyu mavi yapacağım bunu. Şuradan ızgara rengini de şöyle yapacağım. Lokum, lokum. Başka bakayım bir dakika. Başka ızgara rengi. Bu da olabilir de. Aa. Evet bu daha güzel oldu. Egzozla ve şu iç tasarımıyla falan daha uyumlu oldu. O yüzden bu olsun. Jant rengi diyorsun ha sen şimdi ya direkt beyaz yaparsam ne olur ya çok direkt beyaz çok sırıtıyor. Bizim biraz minik bir gri tonlarına kaçabiliriz ya. Metalik yokmuş öyle benim tüm o sonikiler gibi anasını satayım. Mesela bunu da yapmazsın adama söverler onu yaparsa. Siyah da göstermiyor ama şöyle şu renkler. Yani metalik olsaydı böyle bu şekilde mat değil de metalik olsa daha güzel olabilirmiş. Tam bu olsun ya. Tam böyle krem beyaz gibi bir şey oldu bu. Başka ne değiştirebiliyormuşuz? Bu jant rengi neyin sarı yaptı. Neresi olduğu bir ortaya çıksın. İşte bir yer çıkmadı herhalde. Kırmızı yaptım. Dostlar bunun nereyi değiştirdiğini çözemedim ben. Herhalde bir yer değişmiyor gibi ya. Eğer bunun herhangi bir yer değişiyorsa ve ben fark etmezsem onu siz idare edin gari. 65.100 de bu tutuyor. Oo, bütün para gidiyor lan bizim. Ama abi traktör yanıyor ya. Bak özellikle yine şeyde gördüm. Şu renkte çok yakışıyor. Kimse yakıştırmıyor ama ben bilmiyorum abi çok. Bak ızgara renginde şu şekilde siyah yapıyorsun bunda. Lokum. Biraz da koyu böyle metalik bir renk var ama şu an buradakiler biraz mat geldi benim gözüme. O yüzden şu, orijinalde çok sağ şey gibi. O yüzden biz şöyle bulalım ya. Böyle güzel oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Anam anam anam. FPS'im niye öyle benim düşü düşüyor da bak ay.
Kalbim gidiveriyor. Ha, bunu da modifiye edebiliriz böyle. Kornadır, odur budur. Bakayım kornası neymiş bunu. Ya bunun sesi falan da değişebilir abi. Ama içi bizim eski TD'den daha güzel. Zaten yarı otomatik bir traktör bu. Arka cam tabii ki açılıyor. Arka cam. Aa, mod aktif değil. Şimdi ben Regner Beyler girecek diye yine fazlalık modların hepsini iptal etmiştim. Tekrar da aktif etmeyi unuttum sonra. Öyle olunca da böyle oldu. Şimdi abi traktörlerimiz bu şekilde. Şöyle bir yan yana koyalım. Tamam. Bu arkadaş da dediğim gibi biraz torklandı, hafif de modifiyelendi ve cam film falan çekildi işte. Bu da böyle abi. Yeni traktörlerim hakkında yorumlara kesinlikle düşüncelerinizi yazmayı unutmayın abi. Tam sus lan bir langır langır lan. Nasıl çalışıyorum? Benim kulaklığın sesi full değilmiş. Dere. Çakarı. Aa, bundaki çakar güzel yanıyormuş lan. Bunu şeye de takabiliriz. D30'a da takabiliriz. Abi D30'u kullanamamıştık. Ya özellikle bu kasasını kullanamadığımız için hem de çok yakışıklı duruyor, bilmiyorum benim gözüme. O yüzden onu bir hem modifiyeledik hem de biraz güçlendirdik. Şimdi bu arkadaşların tamponlarını takarız. D30'a takmayacağız çünkü önde şeyler falan, yangın tüpleri var onun. O yüzden ona takmayacağım. O zaten bu haliyle de güzel gözüküyor ya. Ona takmak gibi bir niyetim yok. Ya bu da çok önde durdu bununki de ya. Buna da mı takmasak acaba? Şimdi diğer tampon modu kurulu değil tabii ki. Valla yorumlara yazın abi, tampon takalım mı takmayalım mı bu arkadaşlara. Onu tamamen sizin şeylerinize göre yazacağım. Şimdi bu Erkont'u da hatırlarsanız en son ilaç atmak için kullandığımız için ince lastikte kaldı. Ya abi. İşimiz var ya, benim bu bilgisayar formatlamam lazım. Ya da bu haritada yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz çünkü FPS bayağı düşmeye başladı ya. Ya şu yeni traktörlerden bir dakika. Oy 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 oy, tamam FPS. Böyle karanlık bir ortam lazım şunları okuyabilmem için. Diyor ki bla 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 bla. TR5'te biraz bir şeyler var. D30'un da dumanından mı artık? Öyle bir boku varmış. Anlamadım bunu tam. Biraz bir FPS düşüklüğüne gittik gibi ama bir şey olmaz o kadardan. Hemen şuradan şeye yapıyorum abi. Bunun da diğer normal lastiklerini geri takıyoruz. Dar lastik değil abi. Bizdeki şu lastikler vardı. Çamurluk maalesef takamıyoruz. Çünkü takalım lan ya da ne olacak lan. Oyun değil. Jant rengini de tekrar kırmızı yapalım artık ya. Farklı takalım. 300 lira para vermiş bulunduk. Buna da böyle. Buna da ayrı bir karizma geldi artık. Jantları siyah kullanınca öyleydi. Kırmızı kullanınca böyle. Şimdi abi bugün slash'a başlayacağım ben tek başıma. Yarın zaten dediğim gibi Regner Bey ve Barış abi olur herhalde. Sadece o ikisiyle takılırız. Hani onlarla gelir. Ağırlık. Bizim bir araları bir de ağırlık kişi vardı babu. Ağırlık nerede dur la? Ulan her şey her yerde ya. Ağırlığı kaybettim ya da mod aktif olmadığı için o ağırlık o yüzden kayboldu. Ama aktif ettim diye de hatırlıyorum, bilemeyeceğim. Parada yine sıkıntı yaşamayız abi. Şey falan var. Siz söyleyin. Koyun yumak mı yün müydü neydi lan, ondan falan var. Abi yüzden ondan yine sıkıntı yok babu. Şimdi bunun arkasına ağırlık lazım ve bizim ağırlığımız yok şu anda. Nerede bizim ağırlığımız orayız? Dema.
Nereye yadı ula bu? Arkadaşın ağırlığı. Oğlum direkt şuradan bakalım. Mantıklı mı? Maalesef ağırlık uçmuş. Peki abi, madem şuraya çekelim, bir tane ağırlık ayarlayalım. Bizim ağırlık diğer modlarla beraber iptal etmişim büyük ihtimal. Lan bir de ben onu aktif ettim diye hatırlıyordum ya. Kara sevda, kara sevda. Allah Allah. Bugün her şeyin bir ters gidiyor ya. Hadi hayırlısı bakalım. Burada kaç para verirsek onu geri yazarız abi. Bu ağırlık zaten bende vardı. Aa, bunu sonradan kaldırmıştım gerçi değil mi? O dengeyi bozuyordu. Yani ben en azından ona şey yapmıştım. 2700 tekrar yazacağız çünkü o zaten bende olan bir şeydi. Bende olan bir şey için tekrar para vermende hiçbir anlamı yok. Böyle 2700'ü tekrar yazıyorum. Bu arada hani para pul yazmıyorum abi. En son videoda ne kaç para varsa mesela videonun son dakikasını açıyorum, atıyorum o 7207. Burada video biterse ben hani bir şeyler denemek için de bu haritayı kullanıyorum abi. Başka haritada niye deneyeyim? Çünkü başka haritada olan şey bu haritada olmuyor. Bu sefer de ben ortada kalıyorum. O yüzden bu haritada deniyorum mesela bir şey denemek istiyorsam. Baktım olmadı mı? Ha diyorum, tamam diyorum. Yazıyorum parayı, işime bakıyorum. Oo, bu arkadaş tamam abi. Bunlar sludge gelince bu siloda sıkıştırma ve düzleme işlemleri Erkunt'tan sorulacak abi. Şuradan stop'u çektim. Şimdi mavi kaplana binelim. Bunda mavi kaplana sludge makinesini takacağım babu. Bugün sıra açacağız işte. Tarlaların etrafını falan döneceğiz. Yarın Ragnar Bey ve artık onlar yine işmiş olursa birkaç kişi toplarım ben. Hani sıra açacağız. Makineyi yana çevirip öyle gideceğiz yani yarın tarlaya. Şimdi bu traktörümüzü falan bir götürelim abi. Şeye bakarız sonra. Şimdi şu arka taraftaki tarla ne durumdaydı lan? Uyunması gerekiyor mu? Yok, orası da hazır. O zaman yakın yerden mi başlayalım, oraya mı gidelim şimdi? Orada da bakın. Bak gari. Gari de gari gari. Şimdi babacım. Bizim diğer remote'da daha buğday var. Satılacak buğdayımız var. Paradan yana sıkıntı yaşamayız ama işte. Sağda solda hep para yani. Direkt nakıt olarak yok. Bakalım. Buğdayı satarız birazdan. Ben bir gideyim. Şöyle bu açılışını yapmak istiyorum abi. TR5 ile sludge biçeceğim. Hayır ne du yani. Buradan şöyle gideceğiz. Oha lan. Geriye de mi istediğim kadar gidiyor bu arkadaş? Ha yok, gitmiyor. Tamam. Kaç gidiyorsun abi geriye en son? 26 nedir be? Çok iyi bir hız bu arada yani. Yani bir traktörden bahsediyoruz. İleriye zaten 35-40 yapan bir traktör hani. Oyun bu 50 yapıyor hani. Gerçek hayatta 40'ı geçmez bu traktör. Abi şuradan buraya kadar gelmişken biraz da gerçekçiliğimizi bozmadan hop kapıyı açtık abi. Dediğim gibi sıra açacağız bugün. Tarlaların etrafını açacağız ki yarın rahatça döne döne sılacımızı yapalım abi. Ekiple beraber. Hayır ne duyuyor yani? Şöyle abi. Orada bir tane kapı direği gibi bir şey var büyük ihtimal. Şöyle geniş geniş alıp
Arka makineye geçip indirip direkt çalıştıracağım. Şöyle burada biraz yer açmam gerekecek şu kapıdan dolayı. Hatta bak kanka, şimdi Remork sen de takılma gülüm. Takılacak mısın oraya illa? Tamam. Şöyle yaparsam gel abisinin gülü dersem. Oğlum kaçılan gidiyor lan, şu hızlı bir yavaş biçelim şurayı bir ya. Oha. R1'de bile adam 10 kilometre hız yapıyor lan, hızlı abi. Maşallah maşallah, makine ya yakıyor yakıyor. Yırtıl dedim mi yırtıl, anadın mıydın dezolu. Bak şimdi abi. Hop şak. Hatta şuradan devam mı edelim acaba? Değil mi? Devam edelim lan. Orada ileri geri yapıp hiç şey yapmaya gerek yok abisinin gülü. Ama buradan hop. Şuna kaldır makineyi. Bak şu hızı bir ayarlayalım abi. Çünkü çok hızlı gitmek istedim de ben ayarlarım onu abi. Şunu şimdilik yavaş gideceğiz. Şuradan biraz köşede dönüşlerde falan rahat etmek amaçlı. Şöyle itiyorum. İndir makineyi. Şöyle yapıyorum. Dönerim lan bu sefer de. Yani ne kadar geniş tutarsanız bu köşeleri o kadar rahat edersiniz. Remork çiğnemez işte. Şuradaki ağaçları budamakla da ne iyi yapmışız. Yoksa bir de tek tek bunlarla uğraşacaktık derken yine uğraşacağız herhalde. Remork köşesi mi takılıyor lan? Ay Allah kahretsin. Tamam 6 ile falan git bari ya. Diğer türlü de çok yavaş oluyormuş. 4. Maşallah ne sılaj olmuş lan, traktörden daha uzun anasını satayım. Maşallah maşallah. Ah burada da kalırız demeye kalmadı. Şöyle geliyoruz zaten, köşeye de yaklaşmıştık. Burada biraz şöyle içe doğru kayarız. Bak şimdi hop. Eğer takılmazsa devam, takılırsa bir kere daha yer açarız buradan. Ağır hol, teli meli de kopacağız, açacağız şimdi. Kaldır makineyi abi. İleri gideceğiz. 3 kilometreye kadar düşündüm. Hatta 2 ile gidelim. Şöyle it abi, yavaş yavaş gidelim. Tamam. Tamamdır abi. Şimdi gel geri. Şöyle şuradan dönüyorum tekrar. Böyle vitesimi ben kendim şu an W ile basıyorum, çekiyorum. Tamam. Böyle 3 ile bari itelim ya. Çok yavaş kal. 4 ile gidiyoruz şu anda. Bu arkasını nereye yedim. Arada ölür öyle şeyler abisi. Dönüyoruz yavaş yavaş. Tamam, burada sıkıntı yok. Burada yapıştır baba. Ver yansın, çal oynasın burada. Remorkta da sıkıntı yok şu anda. Dolum yapıyor. Güzel güzel. Makinenin mal yiyişi çok hoşuma gitti bak şimdi. TR5'i zaten gerçek... Ya TR serisini çok severim. Özellikle TR6'ya bambaşka bir sempatim vardır ama TR5 de güzeldir. Çok yakışıklı. Hani oyunda biraz tam yapamamışlar onu da. Yine de TR5, TR5'tir yani. Yakışıklı traktör. İt abi. İt 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 it. Bu köşeyi biraz daha geniş almak istiyorum şöyle abi.
Şöyle iteceksin. Burayı ne kadar geniş yaparsan o kadar rahat edersin. Bak şimdi şöyle iteceğim şimdi remorku. Baba 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 baba. Hop bak eski silajcılardan kim kaldı bak bak. Zaten ilk turu attıktan sonrası çok rahat. Yana çevir makineyi cayır cayır götürüyor yani. Hatta şuradan bir dur. Şunu artık 10 kilometreye çıkar da 10 kilometreyle gidebiliriz. Zaten diğer tarafta da yer açmıştık hatırlarsanız. O yüzden denk dayıcım. Şuradan şöyle gidiyoruz şimdi. Ama ne sulaj yetiştirmişim be. Traktörden daha yüksek anasını satayım. Maşallah maşallah. Bakın bir tur attık %70 oldu. %60 oldu. Pardon 70 deyip de abartmaya da gerek yok. Şurada bir daha bir ileri gidelim. Bir dakika abi. Bu remorku da yeniden boyayacağım. Artık rengi solmuş güneşten. Şuna bakın. Turuncu mu, beyaz mı belli değil. Aynen bakın burası saf fıstık gibi oldu. Bak şimdi abi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Hop. Bak abi. Şuradan kapat bu kapıyla işim yok zaten benim. Buradan böyle gel abi. Şu küçük yeri alalım. Bu tarlanın yastık işi tamam zaten. Bir dahaki bölümde buranın tamamını biçeriz. Ama şu küçük yere remork dolana kadar şey yapalım. Dar geldi sana. Ankara şaziye kaçmış. Şurada 2-3 tane kaldı. Onları alalım. Telef olmaz. Kaldırdım sılaj makinesini. Tamam. Şuradan kendime yer açıyorum. Buradan dönmem lazım çünkü. Dönebilir miyiz? Dönemeyiz. Bir kere daha iteceğim şöyle. Şurada bir hızı yine bir 3 falan yapayım bari ya. 4 de iyidir. Şöyle ver arkasını tarlaya doğru ver biraz. Aman ters bir şey yaptım. İttir abi. İt 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 it. Gitsin 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 gitsin. Aynen devam öyle devam öyle. Devam 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 devam. Devam 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 devam. Sıra açmak benim işim babacım ya. Devam devam devam. Aynen yarın çamur bile yapardı anasını. Adam çok çekip çeke çeke yapardı anasını satayım. Şimdi guru da yapalım abi. Şimdi traktör sürülmüş yere gidince şöyle bir sağa sola bir şey oldu da öyle bir hissiyat geldi bana. Yarın bir çamur yapabiliriz. Çamurda slash keyfi daha bir keyifli olur böyle anladınız mıydınız? Vay 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 ne olacak bakın yarına ipilen ben bile çekiyorum bakın normalde her gün bu oyunu oynayan ben bile heyecanına yarına bekliyorum siz düşünün artık babu. Şuradan da döneriz artık o kadar da değil ya. Evet o kadarmış. Tam indir ya ne olacak nasıl satayım. Buradan gidiyorum. Hayır ne duyuyor yani. Böyle yardır dayı. Şöyle yapıyorum. Direkt indiriyorum. Sıraya girdiği yerde girsin baba. Biraz çiğneyeceğiz orada ama o kadar da ziyan olur ya. Şöyle git abi. Hızlı gidebiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle it abi ileriye.
Gitsin gitsin gitsin. De kısa mesafe falan dur lan. Hiç ben buradan dönmekle falan da uğraşmıyorum değil mi? Şoförlüğümüz nasıl olsa iyi abi, böyle gideriz. Tabi dış kameradan pek gidemem de. Giderim de gidemem, giderim de gidemem. Çiğnetmeden fazla da. Aynen abi. Ver abi şöyle, yoksa kapıya çarpacak şey. İndir şuradan. Ha, buradan hızlı makine yiyor, hızlıca şöyle gelebileceğin. Artık döneriz ya, o kadar da değil ya. Deminkinin üstüne ne kadar şey attım. İki turda attık. Döner artık, döner. Tek de dönmesi lazım. Ah, manevra dedim miydi? Same'yi nerede aramayacaksın şimdi dayı? Onun manevrasına hastaydım ben. Resmen böyle hani topuğunun üstüne dönüyor traktör reis. %96 olduk bu arada. Aa, şurayı alırsa ne mutlu bana. Ben buradan nasıl döneceğim? Kendimi nereye atsam acaba? Dur bakayım. Şöyle bir gidelim. Git 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 git. Şu arada zaten mısır yoktu. Çiğnedim zannetmiyorum. Orayı yedi o. Git 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 git. Aynen abi. İndir şu birkaç taneyi alacağım bak şimdi buradan ben. Şöyle iteceğim sonra. Bak gitsin o. Gitsin. Aynen abi. Şöyle en dıştan dönüyoruz. Burayı alalım, direkt çitliye çekelim mi bura morku? Boşaltırız bunu. Bir de diğer tarlaya bakmak lazım. Oraya hani ihtiyaç var mı yani, orada yastık başı açmaya? Yani yoksa makine yan taraftayken de rahatça biçim yapabilir miyiz? Ona bakmak lazım. Bura morku bırakalım, direkt langır langır bununla gidelim. Sonra D30'u da yolda görmüş oluruz biraz. Arkadan da o gelir. Yani iki traktörü de göstermiş olur bize. %99 ne be? Şuradan fulleyelim de öyle gidelim bari. %100. Tamam. Boruyu bir kapatalım da traktör bağırıp durmasın dahi. Ama boruyu hadi çabuk indir diye zor. Ağaca dövece takılacağım diye senden uğraşmıyorum. Dur lan, şuradan çıkıveren komple, orayı da şey yapmaya gerek yok. Hop, dön buradan. Tamam, at dörde. Dur lan. Ay ya, ben kaçtıkça var ya altına girecek o illa. Babacım bak şimdi. Şuradan şöyle gelir. Bizim çitlik biraz dar. Ama ben şöyle yaparsam, gel abi. Devam et. Şu, olsun, niye o kadar langır lungur olmuş? Onu çözeriz sonra, o mesele değil. Bunu buradan artık alırız, boşaltırız. Onu değil lan, şu öndekini bırakacaksın. Şöyle TR5 ile yapıştır abi, diğer tarlaya bir gidelim. Şöyle 20'ye sabitleyeyim, 20 ile gidelim işte. Bak, manuel traktörleri bu şekilde rolantede de hani çok bağırmıyor traktör, çok güzel oluyor. Oyu güzel yani. Şuradan şöyle diğer tarlaya doğru ufak ufak gidelim. 25'e çıkartalım hızı artık. 26 da olabilir, 27 de olur. 28, 30 yapalım işte. 30'un üstüne çıkmaya gerek yok. Zaten tarla dibimiz. Dibumuzdaki tarla yuda.
Ha, bu yolu biz yapmıştık, her ne kadar yapamasak da. Şöyle bakayım. Aman yavrum, şöyle şunun yolundan bir kaçıralım da dayı, sıkıntı çıkmasın ya. Şuradan bir girelim şuraya. Şimdi baba, makine sağımızda oluyor. Yani buradan böyle gireceğiz biz. Gıt ya, buradan da bir sıra açalım ya. En azından bir tur dönelim. Gel bakalım. Sama'nın da, pardon lan, ne Sama'sı, D30'un da kornalarına tam yapamadık. Kornaları yarına inşallah düzelirse çok iyi olur. Buradan da modu yapan Buğra ve Aray'a salam söylüyorum. Hayırsız abi, modu yaptılar. Onu da yarım yaptılar. Hele zaten hıyarası Buğra hiç yapamadı. Eray olmasa modsuz kalıyorduk, anasını satayım bugün. Ama belki bu suikast girişiminde bulunmuş olabilir o 57-13'ü kullanmıyorsun diye. Bilerek yapamıyormuş taklidi de yapmış olabilir. Ona bir şey diyemem. Yanaşamadım lan. Dön şuradan şöyle de şuraya bir yanaşak babocum ya. Şöyle gel gel, it dur it dur it dur it dur. İt ula. Gitsin gitsin gitsin, daha yavaş. Bilmiyorum ki ne, şu kadar gitsem, az daha gitsem. Tamam. Yeter daha. Çok da gitmeye gerek yok. Olduğu yerde bir dökeyim de şöyle biriksin buraya biraz. Yoksa sıkıntı baba. Buna çakar ve kornası yapılacak bunun. Onun harici bir şu şeyi yapabilirseler çok güzel olur. Neydi lan o seramik cam filmini? Yakışıklı traktör yani onun harici. Abi alman mal ya. Az yani, her ne olursa olsun. Hani bir albenisi var ya. Ha tabii ki bütün olsan değil ama yani boş kasette değil yani, şuna bak. Torku morku da basınca uçuyor şerefsiz. Eskiden düz yolda kendini yürütmüyordu orijinal torklarıyla. Ha isterseniz şu en son değişiklikler yaptıktan sonra bunu paylaşabilirim. Sizler de kullanmak istiyorsanız eğer bu modu. Şuna bak, 53'e ne kadar hızlı dayanıyor. Öyle aman aman çok da bir tork basılmadı bu arada, onu da söyleyeyim ama bankıpta 10.000 beygir yapmadık traktörü de. Hakkı neyse açık, ondan fazlasını verdik ki rahatça kalksın. Tabii çok biraz fazla sıkıntılı bir traktör, onu söylemeyeceğim bile şimdi. Şurada burası da bizim tarladayız. Zaten şu sılacı biçelim, bu iki tarlayı birleştireceğim ya. Olmaz ki böyle parça parça. Ya da böyle kullanırız. Ayrı mahsuller de ekebiliriz, bilmiyorum. TR5'e bindim. Ya şimdi bunun ağaçlara falan da komple hep takılacağız ya biz. Hadi hayırlısı. Baba şimdi bak, gel şöyle it bunu, ittir 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 ittir. Boş araba zaten, istediğimiz gibi itiyoruz. Boruyu aç. Şöyle geleceğiz. Şuradan şöyle gideceğiz biz. Makineye geç. Makineyi indir. İnşallah şu ağaçlara takılmaz ya. Bir de onunla uğraştırma beni babacım ya. Şuradan şöyle dönüyorum. Takılacak.
Aha. Kader yüzümüze güldü lan. Ha şunlara kesin takılır. Ondan bir şekilde kurtulduk ama bunlara takılacaktır. Hadi lan. İlk defa oyun bizi bu konularda şaşırtıyor. Ben biraz tabii dışa kaçtım yine de. Çok da şey yapmayalım diye. Şöyle gel abi. Buradan şöyle kaldır. İttir. 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 İttir git. İttir git. İttir git diyerekten. Şurada yamulttuğum yerden itibaren götürürsem daha güzel olur benim için. Düzgün bir çizgi çekmiş oluruz. Aynen öyle. Gel babana. Şimdi dönelim ya. Tamam. Yeter bu kadar. Zaten sağ sol da açık yani o kadar çok aşırı daralan değil. Çok geniş açmaya gerek yok. Yastık başı açmaya gerek yok. Ya zaten bir tur döndükten sonra artık makineyi yana çevirdiğimizde de burada da biçim yapabiliriz. Sıkıntı yaşamayız ya. Ah şurada da boru takılmazsa. Adam, ben adam. Bak şurası rampa hafiften ona rağmen hiç bana mısın demedi. 10 kilometrenin hiç düşmedi traktöre. Helal olsun. Orada bir burası sizin araziniz değildir. Biçmediği bir yer var. Orayı çözeriz sonra mesele değil o. Mesela buralarda falan sıkıntı yaşardık hep abi. Ya şu sınırın çimlerini çiğneyecektik ya mısırı çiğneyecektik. Artık böyle bir derdimiz de kalmadı. Aslanlar gibi bir tur daha atarız hatta biz bunun üstüne abisi. Uzun olsun. Uzun zamandır da farmik atmıyoruz 4-5 gündür. Özür babında güzel uzunundan bir video olmuş olur. O zaten 45-46 dakika olmuş bile lan. Hatta daha fazla da olmuş olabilir. Bilmiyorum ama sıkıntı yok abi. Ne olacak ki? Şöyle bir tur daha atmaktan kimseye zarar gelmez. Ha, şey yapmayız. Remorkta olunca çiftliğe falan gitmekle uğraşmayız. Olduğu yerde videoyu bitiririz direkt. Yani 3-4 gündür bugünü bekleyenlere buradan selam olsun. İnşallah bu dakikaya kadar izlemişsinizdir yani. İzleyenlere de selam yazsın diyorum. Dur lan. Hatta eskiden yapardık öyle şeyler. Hadi yorumlara ne yazın biliyor musunuz? Ne yazsanız ben hem diğerler buraya kadar izlemeyenleri bu ne alaka lan diyeceği hem de izleyenlerin de lan bu da izlemiş diyebileceği bir güzel bir anahtar kelime adı düşünüyorum. Ya ne yazın biliyor musunuz? İyiymiş falan yazın ya. İyi yazın. İyiymiş yazın, iyiymiş. Mim gibi düşünün onu. Ya da bir rakam da olur lan. Rakam yazayım hatta sizleri yormayayım. Yazın anasını satayım. Şu anda %67 dolu remork. %60 67 yazın yorumlara ben anlarım buraya kadar izlediğinizi. Şurada başa çıkınca durduralım gayet. Daha da geri geri biçim yapmaya gerek yok. Zaten iki tur attık tarlanın etrafında. Artık rahatça biçim yapabiliriz. Hem yarına da bir şeyler kalsın ya. Ekip kalabalık olacak yarın. Bu sefer de işi erkenden bitirip kısa bir video çekmeyelim sizlere. Aslan gibi şöyle. Ben burada stop çekiyorum abi. Güzel uzun bir video oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Dayıcım daha ne diyeyim. Hadi Allah'a emanet olun. Başka farming videolarında görüşmek üzere diyor ve ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın.